yaşadığımız günleri size kısa bir röportajdan aktarmak için kamera karşısına geçtik. Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Sense. Harika bir iki gündü. Ben de özellikle onun harika olduğunun üzerine basmak istiyorum. Neler yaptık? Öncelikle bir köprü altı buluşmamız oldu. Köprü altı buluşmamız. Oh meydanının köprüleri demek istiyoruz buradan. Evet. Şey, hangi köprünün altı? Ankara'nın bağları gibi bir şeydir arkadaşlar. Bitmez tükenmez. Bitmedi. Bitmedi. Sürü köprü vardı. Bir evet. Sürü köprü. Sonunda buluşabildikten sonra kendimizi eve attık. Attık. Evde bir kendimize geldikten sonra 10 dakikacık benim suçum, özür dilerim. Onun da sebebi şuydu: GameX'teki modelin erken gelmesi ve haber vermemesi. Evet, evet. Biraz aksilik oldu ama hiç problem değil. Problem olmadı. Gayet hazırlandık. Hemen çıktı ve GameX'teyiz. Evet. GameX. Öncelikle Sancan'ı GameX'e götürdüm. Evet. Hemen işte bizi şey olduğumuz için sıra beklemedik. Hemen staff olduğumuz için aldılar içeri. Gerçekten. Burada çok tatlı bir model vardı. Sensei'nin hazırladığı kostümünü. Aylardır modelim olsun diye çıldırdığım bir hanım benim modelim oldu efendim. Çok mutluyum. World Cosplay'ndeki Picoldon. Yanlış hatırlamıyorsam Picoldon World Cosplay'de bulabilirsiniz. Senna Erkin benim modelim oldu. Çok mutluydum. Peki senin orada neydi? Pearl'dı. Pearl. Heroes of Newerth isimli bir oyundan Pearl karakterini. Bir magical shoujo. Desmavillain magical shoujo. Yani çok tatlı bir çibi. Üstüne üstlük şey var, büyülü böyle bir çemberli stafı var elinde. Güzel yapsaydı, evet. Kocaman kulakları falan, ay çok şirin, normal saçlarını geçirdim. Peki onun hazırlık süreci nasıl oldu kısaca? Çok acele oldu bir kere, öncelikle onu söyleyeyim. Neden? Ben bir bilgisayar bozukluğu artı hastalık üzerine bir sıkıntılı bir dönem geçirip şirketin mailini çok geç cevaplayınca kostümleri alamadım. Kostümlerin siparişini normalde sandım. Heroes of Newerth projesini ben alacaktım. Alamadım. Bu sefer şey oldu. Modellerden biri biz kostümümüze yetişemiyoruz. Sıkıntımız var. Ankara'dan geleceğiz. Tekrar gideceğiz. Dikemiyoruz. Biz stafımızı üretip geleceğiz. Bize kostümü dikecek birini arıyoruz dediler. Ben dikerim dedim. O şekilde yine projeye dahil olmayı başardım. Böyle oldu. Böyle hızlı bir şekilde. Infinity Games ile çalıştık efendim. Mutluyum, güzeldi, çok güzeldi. Standları falan da güzeldi. Hatta GameX'teki herhalde başı tuttukları için de tabii ama Point Blank'leri efendim, Heroes of Newerth'leri vesaireleri gayet güzel, ilgi gören bir standtı. Gayet güzeldi. Böyle bir şey yaptım. Evet. Pearl diktim. Çok da mutluydum. Kız iki gün taşıdı. Evet. Onu giydirdik. Sonra biz özgürüz dedik. Ve koşmaya başladık içeride. Bir oraya bir buraya bütün standları gezdik. Böyle bir şeyler toparladık falan aldık. Broşürler, oyun CD'si, bir şeyler böyle. Ne aldık? Hediyeler toparladık. Şeye, oyun çalan. Oynadık. Oyun oynadık. Orada Bilal Boğa beni buldu direkt şeyin. LOL Mecmua'nın Bilal'i. Allah'ım. Abla dedi bana söz vermiştim biz seninle oyun kapışacağız. Hadi kapışalım dedim. Neyse gittik. Injustice kapıştık efendim. Bilmem bilir misiniz bilmiyorum. PlayStation Injustice. Biz ne onu da bilin artık. Bilirler. Süper kahramanlar birbirlerini dövüyor bu. Ana fikir bu. Bu yani. Oyun bundan ibaret. Neyse ben aldım Joker'ı. Oynayacağız falan. O da aldı Bane. What the fuck falan. İlk eli ben aldım. Tabii ki. Bilal'i bir morarttım ama modluymuş meğerse efendim. İkinci el, hain herif beni köşeye sıkıştırdı, sürekli aynı hareketi yaptı. Bu yapılan en bence kaba harekettir dövüş oyunlarında ve bunu yaptı, yaparak da o eli aldı. Meğerse hani en çok hasar veren üzerine bir iki roundlu o modmuş. Ben bunu bilmeyip İkinci roundda bu tarz bir saçma sıkıştırma yüzünden maçı kaybettim. Maalesef. Bilal'e. Hani bu kaydı da ona özellikle gönderip ne kadar ilginç bir hareket yaptığını ona etiketleyerek falan böyle mesajla göstereceğim. Canım benim, seviyorum seni kardeşim. Revanşında ben seni şey atacağım sen. Böyle köşeye sıkıştırmak yok. Ya sıkıştırdı. Yok. Sen de oradaydın. Evet, sen de oradaydın. Kenara sıkıştırdı. Ya diyorum bir çıkayım şuradan, bir hareket yapayım, yok bıraktı falan. Sonra işte dans ettikten sonra. Evet, level standında
PlayStation dansı vardı arkadaşlar. Evet. Oraya hemen eşli bir şekilde oynadık. Ben Maide ile Irmak'la. Evet. Eşli bir şekilde oynadık. Sonra işte bir tur dağıttık, fotoğraflar çekildi. Evet, ben çekildim özellikle. Özellikle sana şey çekiyoruz tabii ki. Çünkü hani GameX abi bir kere biz her yıl görüyoruz. Yani. 4-5 yıl. Yani ne zaman fırsat olur diye çekilmeni aynen. Çoluk çocuk zaten böyle bıkmışız. GameX'e her yıl iş falan. Ha, işimizi yaptık hadi gidelim abi falan modundayız. Evet. Senin görmeni istedik. Öyle güzel bir iki turumuz var. Bunları yaptık. Sayın Eşan'ı eğlendirdik, çıktık. Geri eve döndük. Eve döndük. Bir dinlendik. Dinlendik, toparlandık. Özel olarak hazırlandık. Ellerimi taktım, makyajımı yaptım. Allah'ım Allah'ım nasıl hazırlandık? Ne için hazırlandık biz peki? Müzik banki için hazırlandık. Opaları görmeye gittik. Hatta ben size hemen derhal böyle biletimizi göstermek istiyorum. Benim orada kaldı. Olsun. Neyse. Bir tane bilet yeter. Evet. Müzik banka gittik ve çok güzeldi. Güzel. Harikaydı. Öncelikle bu biletlerin elimize geçmesinde bize katkısı olan sevgili Sibel ablaya buradan öpücükler. Teşekkür sevgili ederim. Sponsorumuz Sibel ablaya. Cici sponsor, güzel sponsor. Teşekkür ederiz efendim. Ve yerler de harikaydı. Yani ya en önde durulmalıydı VIP kısmında ya da bizim oturduğumuz yerde oturmak gerekiyordu. Katılıyorum. En güzel yerlerden biriydi. Çektik kısmen. Çekim yaptık kısmen. Ya şimdi şey yapıyoruz biz. O kadar güzeldi ki konser ve Türkiye'de bir ilkti. 5 tane grup hani diyelim 5 müzisyen sırası geçti ve biz şarkıların yarısında çekim yapıyoruz, yarısında oynuyoruz. Dans ediyoruz. Çok güzel. Biz böyle çıldırıyoruz, izliyoruz falan. Kendimizi kaybediyoruz. Zaten benim kayıtlarda falan enteresan yakarışlarım yok artık. Ya oha vay be falan. Bunu da yapma ama falan. Çıkarma diye. O ceketi çıkarma diye. Zaten o noktada kopuyorsun. Zaten nosebleed falan. Salyalı falan. Falan böyle. Yok şey. Yok falan. Evet. Bu şekilde bir yani. Konserde falan. Alıp götüremediğimize pişman olduk tabii. Beast'in sarışın, o Beast'te bir tane sarışın var böyle bir şey, saçlar. Abao yani aynen. Neyse böyle bütün çok uzun da sürmedi. 2-2,5 saat. Çok güzel saatte başladık. Evet. Çok güzel saatte bitirdiler. Müzik bank mükemmeldi efendim. Bizim, İyi ayarlanmıştı. Hani tamam eğer bütün o Salyası Fan Girl şeylerini geçersek ciddi değerlendirirsek eğer mükemmel bir etkinlikti. Parasına değerdi. Evet çok güzeldi. Çıkıştan ay evet. Asya Çan buradan sana tekrar öpücükler bizi Bostancı'ya bıraktığın evet. için. O saatte hayatta otobüse binilmezdi, hayatta da boş taksi bulunmazdı. Çok teşekkür ederiz. Dinlendik işte o gece çünkü ben hiç dinlenmemiştim, yoldan gelmiştim. Aynen. Falan. Dedim hadi en az 8 saat uyuyoruz hop falan diye. Evet. Sonra kahvaltımızı yaptık sabah. Ama ne kahvaltı, evet. Ben Kayseri'den bir şeyler getirmiştim. Evet, hemen onları değerlendirerek. Değerlendirdik. Kanepe, manepe böyle ne yapabiliriz? Vallahi çok yaratıcıydı ya, çok yaratıcıydı. Son ben çok severim. Çok severim böyle acayip böyle süslü. Üzerinde kaşar olsun, kenarında şey olsun. O şeyler kanepe ekmeklerini önce zeytinyağı gezdirdim ben. Ondan öyleydi onlar. Yani ben çok severim. Kahvaltıdan da sonra ne yaptık? Biz yine toparlanmadan önce oyun oynadık, vakit kaybettik. Ha biz aslında 9'da çıkıp gidiyorduk Eminönü'ne. Nerede? Biz açtık Just Dance'i. Şey de var, kambak da var evde. Evde bir adet kambak, bir adet kumasama, bir adet sançam, bir adet ben. Durur muyuz? Durmadık. Durmadık. Dans ettik. Dans ettik. Yay falan şey Dagomba epik ya çok güzeldi mükemmel Dagomba kostümü ileriki projelerimden biridir efendim onu da söyleyeyim buna da yüksek ihtimal Halloween partisine martisine bir yere yaparım ben Dagomba yani o benim favorilerimden biri oldu hemen ongoing words oraya ekleyeceğim hemen fotoğrafını hızlı bir şekilde
Ondan sonra ne yaptık? Gecikmeli olarak hazırlandık. Çıktık, Kore Festivali'ne gittik. Orada şeyleri, standları falan gezdik. Otobüsten indiğimiz yerde pavilyon vardı. Pavilyonun ben girişinde 2 lira 3 liradır. Lan ne güzel gezeriz falan. Bir gittik 10 lira. 10 lira. Dedik ne yapıyor bunlar? Hemen mı düşmanlık mı kardeşim ne nedir bu falan diye. Aynen. Şey yaptık sonra biz de. Bindik tramvayımıza. Boş verdik orayı. Evet. Sultanahmet'e çıktık. Orada sergilere gittik. Sergiler çok güzeldi. Fakat artık böyle yemekler şeyler falan bittiği için satışlar tamamen yani ikramlar kesilmişti. Neler gördüm neler. Şimdi hangisinden bahsedeyim? Düğün gördüm. Çok şanslısın. Arkadaşlar gördüm. Kore etkinliklerinde bak 22 Eylül'e kadar sürüyor. 3 tane etkinliğin üzerinde duruyor internet. Herkes bir düğün canlandırma etkinliği, iki tekvando gösterisi, üç flying. Bu arkadaş iki saat içinde ikisini gördü. Evet. Böyle bir şans. Bir de şeyi gördüm, davul keman gösterisi gördüm. O da çok güzel. O kemancı Eli amcam uçtu. Uçtu. Nasıl bir müzisyendi o ya? Adam tam böyle şey, Kore dizilerindeki uçuk bir hafiften ama kurtarıcı bir tip olur ya hani evet. İyi bir öğretmen olur, yardım eder esas karakteri ya falan. Ya dizi karakteri gibiydi o. Aynen, orada dizi karakteri film izliyor gibi adamı izledik böyle, yaşadı falan orada. Çok harikaydı. Dijital bir kemanı vardı, çok şıktı. Ondan sonra oraları gezdik, şey neler yedik, şey yedik. Ha, yediğimiz şeyleri anlatalım hani arkadaşlar. Yedim ve bu iki arada yanıma iki yakışıklı yaptım. Şu fotoğraf benim. Buydu işte o aradaki bu işte Asya Çam Busan'a bu arada evet Busan'a hitap ediyoruz. Ondan sonra yemek standında baktık şey pişiyordu bir pirinç köftelerini böyle acı sosla pişiriyorlar evet. Biz dedik bunu yiyelim falan olduk ama 15 dakika sonra dediler bir saat sonra gelip onun yerine ramen aldık. Ramen aldık. Ramen yedik. Bu arada evde bana ne yaptı? Sushi yaptı. Sushi yaptı. Onun da fotoğrafı şöyle. Nasıldı sushi? Çok güzeldi ya. Tamam. Dehşet güzeldi. Sen ders de vermiş gibi oldum. İçinde evet. Ne vardı? Yengeç vardı. Doğru. Pirinç vardı. Yengeçe ne diyoruz? Hatırlamıyorum. Kum. Surimi. Ha yengeçli şey ne diyor? Yengeçli, surimi yengeç. Ha. Ve o yengeçle yapılan şey surimi deniyor sushi'ye. Evet. Rol yaptım ben arkadaşlar, sushi rol. Doğranan versiyondan yaptım. Aa. Eve döndük yine. Doğru, eve döndük. Sanırım ben de bir şey atlamadım. Sonra yine oyun oynadık falan. Evet. Dans ettik. Evet. Bitirdik. Şimdi havaalanındayız. Şu anda havaalanındayız arkadaşlar. Ben birazdan uçağına bindirip Sancan'ı tekrardan memleketine gönderiyorum. İstanbul'a veda ediyor tekrar. Ama misafirim olduğun için gerçekten çok mutlu oldum. Harika bir hafta sonuydu. Evet. Teşekkür ederim herhalde her şey için. Rica ederim. Ya ben teşekkür ederim. Evet. Gerçekten ya böyle hatıra, video falan. Beni soruma sevgiler. Böyle hep beni misafir ediyorsunuz ya. Röportajlarınızda. Teşekkür ederim. Peki hani projelerinden veya yaptığın şeyden kısaca ondan da bahsedelim. Sensei Cosplay devam ediyor arkadaşlar projelerini. Hatta bu Kore etkinlikleri için bile bir ufak proje minicik bir klip bile hazırladım. Onu da koydum. Ya her şeye el atıyorum. Her etkinlikten yayınlar yapmaya çalışıyorum. Özellikle YouTube kanalından zenginleştirme çalışmalarım var. Yeni röportajlar geliyor. Yeni yabancı kızlarla röportajlar geliyor. O da yazılı bir şekilde sunuluyor. WordPress hesabında. Sensei Cosplay WordPress yazarsanız bulursunuz siteyi. Başka ne yapıyorum? Yeni kostümler geliyor efendim. Özel çekimler için Supergirl geliyor. Supergirl'ün modeli mükemmel. Hazal Mert mükemmel bir model. Eylem Hanım için Volkichan. Volkichan için
sizin favoriniz olan? Ya ben zaten Venüs Forum'a direkt etiket diyeceğim yani. Venüs Forum bu oyunun sizin için çalıştık. Çok güzel. Bizim için çok önemli. Black Lady. Black Lady. Call Live yaklaşıyor. Contact Live'in Euro Cosplay seçmeleri yapılacak arkadaşlar. Orada bir Jubei Chan projem var. Kendime başka kimseye hiçbir şey dikmek istemiyorum. Dikemiyorum yeter. Üzerime gelmeyin. Sipariş alınlarım kapalıdır. Kataloktan satışlarım devam ediyor. Böyle. Böyle projeler bu kadar. Yani beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani. Her şey için teşekkür ederim ben de tekrar sana. Rica ederim. Için, öncesi için, beni ağırladığın için, her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Venüs Forum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.